Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'taki katliamın en çok etkilendiği mahalle Yörük Selim Mahallesi. Yörük Selim Mahallesi'ndeki birçok yurttaş evlerini terk etmiş gitmiş. Kalanlar bakın neler anlatıyorlar. Yani birini de attılar içeriye. Birini de attılar. Birisi kızdırttı dışarı atış. Benim elimde patladı işte. Zarar getirmedi. Allah etmesin ki zahalı fena dedi. Doktora çıkma. Bütün yara var benim. Bütün yaralar vücut hep yaralıdı. Evin içine girdiler. Pavlayla kaplar hepsini doğradılar. Ne diye bağırıyorlardı? Siz dedi. Anarşistsiniz, siz de necisiniz, Kürtsünüz, Kürtsünüz dedi. Siz ne şey diyorsunuz dedi. Bizim gibi. Ben dedim Kur'an da verdim. Ay Kur'an dedi. Kur'an hiç tanımaz. Dedi Kur'an tuttu. Attı ocağı içine. Ben de dedi. O da dedi. Öldüreceğiz. Yüzüne ayaklarını düştük de. Sonra Kur'an'a koştuğunu göründüyse öyle bizim üstümüzde vazgeçtiler. Ormana kaçtılar. Hiç söyleyecek halim yok. Döve döve işimi bitirdim. Beni felç ettiler. Avradı felç ettiler. Kızı zaten işten çıkarttı. Şu adliye zabit katibiydi. Onu da işten çıkarttı. İşte bu kadar. Yangın geldi bizim eve. Biz de kaçtık. Bizi kovaladılar. Kaçtık. Başka komşuya girdik. Biraz kaldık. Annem geldi. Hep geldik bir eve. Abim gelmiş ki içeride zannetmiş biz yanıyoruz. O da gelmiş söndürmüş biraz geçerken. Bakmış kovalamışlar gelmişler düşmanlar. Başına paltayla vurdu gibi ketmişler. Dört çocuğu var. Oy 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 kardeş acısı zormuş. Ben Afşin'in İncil kazasındayım. Ben buraya çocuğum yanına geldim. 40 bin lira benim üzerimdeydi. Ben evinde oturuyordum. Birdenbire ateş yaptı ormanın içinde. Ağır makinelerle. Ben o zaman tabii ben çocuğum görevde olduğu halde ben kendimi kurtardım. Ben Alman'da ailesi gelmişti. Burada ben elbisemi kurtaramadım. 40 bin liramı içeriden aldılar. Çocuğun evini hepsini yaptılar. Bir şey bırakmadılar efendim. Makinelerle ormanın içinde ateş yaptılar. Ancak ben kız kendimi kurtardım. Böyle oldu efendim. Şu evi de yaktılar. Buraya hepsi topladılar. Evi öte beri mazot döktüler. Benzin döktüler. Çoğu çocuk. Şurada bir eve düştüm. Sonra askere teslim olduk. Askerden 3 gün bağırındık. Şimdi başka bir evde bağırınıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. İsmin ne senin? Osman. Nerede yaralandın? Çerkezler Mahallesi'nde. Nasıl yaralandım anlatır mısın? Evet. Biz salondaydık. Annem Gül de vardı. Sonra babama aşağı kapıyı ört diyorduk. Sonra kurşun başımı sıyırıp geçti. Sonra annem Gül tuz bastı. Yağ bastı. Kanı durmadı. Sonra babam zile bastı. Gel biz babam sanmadık, açmadık. Biraz durduk, bir daha bastı. Sonra açtık babam da. Aşağıya indirdi. Bizim taksi bahçedeydi. Onu çıkarttı. Oradan götürdü beni. Hastaneye geldik. Yürük Selim Mahallesi'nin Çamlık Caddesi'nde oturuyorum. Saat 3 sıralarında bir kalabalık grup evimize saldırdılar. Biz de kapıları kilitleyerek içeride oturduk. Dışarı çıkmalarımızı söylediler. Fakat dışarı çıkmadık. Pencereden gelen bir kurşunla babam yaralandı. Kapıdan gelen kurşunla ben bacaklarımdan yaralandım. Bir kardeşim somyanın altında saklanmıştı 7 yaşında. O da yaralandı bir kurşundan. Bu durumda babam dışarı çıkmak zorunda kaldı. Babam dışarı çıkacaktı. Ben bırakmadım, çıkmayın dedim. Fakat babam dışarı çıktı. Arkasından annem çıktı. 14 yaşında bir kardeşim çıktı. Bir de misafirimiz vardı.
18-19 yaşında öğrenciydi. Dışarı çıktı. Dışarıdakiler bunları öldürmek sevaptır. Bunları öldürdüğümüzde cennete gideceğiz. Saldırın bozkurtlar. Öldürün. Bunlar Müslüman değil diye söyleniyorlardı. Arkasından otomatik silah sesleri geldi. Bir müddet geçti aradan. Yardımcı askeri kuvvetler gelmiş olacak ki dışarı gittiğimizde saldırganların kaçtığını, hepsinin dışarı gidenlerin hepsinin öldüğünü gördük. Babam kanlar içinde kalmıştı. Çok yaralıydı. Buraya getirdik fakat yarım saat geçti, öldü. Vahşet bu. Dünya çapında bir olay. Artık yani bunun hesabını kimden soracaksınız? Bu ne biçim olay? Hiç insanlık yok mu? Bu nedir başımıza gelen? Biz insan değil miyiz? Çok acı. Öyle acı duyuyorum ki artık elimden bir şey gelmediği için kendimden bile nefret eder duruma geldim. Amcam sonradan eve gitmiş bakmış, her tarafı dağıtmışlar, yağma etmişler. Televizyon, buzdolabı, her şeyi kırmışlar. Ne varsa dağıtmışlar. Belki de alıp götürmüşlerdir. Eğer mallara ihtiyacı varsa da alıp götüreydiler. Niye bizi öldürüyorlar? Bizim ne günahımız var? Biz ne işledik? Her şeyimizi götürdüler. Gözümüz malda değil. Neden canlarımıza kıyıyorlar? Biz ne yaptık? Biz insan değil miyiz? Öğlen yemeğimizden önce erkeğiler çocukların banyo yaptırdın. Hocaya banyo yaptırdık. Biz evde oturuyorduk. Öğlen yemeği yedik. Benim kızım var bir tane, Seba. Bak yaşlı dedi ki, baba dedi, şuradan bir topluluk geliyor dedi. Kızım kapıyı kapat dedi. Kapıyı kapattık. Ondan sonra damın başına çıktı o kalabalık. Damı yıkmaya durdular. Pencerenin demirlerini yıktılar. Biz içerideyiz artık, hiç sesimiz yok. Ondan sonra kapıyı kırdılar. İçeri girdiler. Hoca dedi ki, arkadaşlar teslimim dedi. Bir oğlum vardı, onu tutturarak çektiler. Dedi ki, oğlumu öldürmem arkadaşlar, teslimim dedi. Ne diyorsanız dedi. Ondan sonra ben de çocuğa sarılmak istedim. Bir terlikli ıhtiyar, elinde et keseri. Benim şu kolumdan tuttu. Merdivene çaldığını bileyim. Ondan sonra bir de kızım var zaten. Onu da şöyle karnımın üstüne yatırdığını bileyim. Ondan sonra bilmiyorum ne olduğumuzu. Hocayla da oğlumu kapının ağzına yatırdılar. İkisini de ağız aşağı. Ondan sonra da yanımız kulağım duydu ki televizyonu alak gidek, televizyonu alak gidek diyorlardı. Eşyaları da yakmışlar. Ondan sonra işte ne olduğunu bilmiyorum. Sokağa atmışlar beni. Bir komşu evine getirmiş. İşte din de buraya düşürmüşler. Evin içerisinde odada esir ol dediler. Oldum. Esir olana kadar ayağını sık, silahını sıktılar. Kursun. Kursun burana kadar çıktı. Odada kaç kişiydiniz? Kimler vardı? Annem vardı, babam vardı, kardeşlerim vardı. Onlara ne oldu anlatınız? Kardeşlerim biri buranın içeri kursun sıkana kadar, biri kursundan ölüyor. Ondan sonra bir kardeşim daha var, benden büyük. O da ağır yaralı. O da içeride vuruldu. Ondan sonra bir küçük daha var, o da vuruldu. Ondan sonra bana geldi, benim kafama bir değneğe bir daha vurdular. Paramparça ettiler kafamı. Ondan sonra annemi yaraladılar. Yaraladıktan sonra Muhtar'ın evine götürdüler. Muhtar'ın evine götürünce orada kaldılar. Habersiz, babam öldü. Babamı zibilliğimi oraya götürdüler, zibilliğimi orada vurdular. Geldi seni Muhtar'ın yanına götürecektiler. Denkeneyle vurdular, zibilliğimi oradan öldü. Peki size saldıranları tanıyor musun? Bir tane işte. Biliyorum, bir tanesini biliyorum. İsmi Bekir. Sabahına baktım mahallenin içinde toplanmışlar. Bizden taraf hükmedip geliyorlar. Allah'ını seven ve Kürtlere vurun deyip hükmedip geliyorlar bizden taraf. Çocuklarımı topladım, komşuya gittim. Hep camları kırdılar. Biz içeride çıkmadık korkumuzdan. Etrafımızı sardılar. Askerlere hücum ettiler. Askerler de kaçtı, biz de kaçtık. Askerler askeri arabasını getirmeye gittiler, biz içeri girdik. Hep belime saçma sıktılar. İçeri girdik, içeride çıktık, asker arabasıyla kaçarken
Çocuğum bir arabanın önüne düştü. Kaldırım derken araba beni çarptı. Düşürdü. Askerler beni aldı, hastaneye getirdi. Allah'ını seven vursun diyorlar. Peki evde vurun. Başı kim vardı? Bizim evde mi? Kimse yoktu. Bir bendim, dört ufak çocuk vardı. Kimse yoktu. Çocuklar nerede şimdi? Çocuklarda haberim yok. Biri kucağımda öldü araba vurunca. Ötekilerde de haberim yok. 3 aylık çocuğu seyrettim. Kapımızı kırdılar. Öteki içeri kapıyı da kırdılar. Ben dolabın oraya saklandım. Biraz bir metre erkek yolda beni böyle tabancayla vurdu, buramı vurdu. Annem geldi, babam da zaten öldü. Abim de buradaydı, daha çok vurmuştu. Kardeşlerim de aşağıda yatıyorlar. Ben önce evdeydim. Çoğu tutuklarına, bacımla bir komşuya gittim. Yukarıda baktım ki adamlar geliyordu. Bir adam, o adamların elinde çoban ve palta vardı. Bir adam elinde şey vardı, kırma. Elindeki kırma, o adam geldi, bir kadından su istedi. İçeri gittiler, o adamla konuştular birbirine. O sefer dışarı çıktılar, su içti. Dediler ki şu eve hücum edin. O ev de bizim idi. Bu sefer korkunuzda kaçtım, geldim. Geldim, kumun altında, bir ev vardı. Bu kumun altında kendimi sakladım. Yukarıda adamlar gelirdi. Silahla falta elindeydi. Beni sıktılar. Size ateş mi ettiler? Ateş ettiler. Ateş ettiler ve de evi yaktılar. Evi yaktılar. İçindeki eşyalar hep götürdüler. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta güvenlik kuvvetleri olayları bastırıp yaşamı normale çevirmeye çalışırken bir afet bürosu kuruldu. Ve bu büronun başına İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Evren Kaynak getirildi. Sayın Kaynak, bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız? Efendim biz pazartesi sabah saat 5'te Ankara'dan ayrılarak Maraş'a geldik. Maraş'a geldiğimizde bu son olaylar nedeniyle evlerini, baklarını terk etmiş, olduğu gibi terk etmiş, hiçbir gereksinimlerini almadan terk etmiş binlerce vatandaşla karşılaştık. Bizim için sorun bu vatandaşların hemen giydirme, yedirme ve barınmalarını sağlamak idi görevimiz olarak. Vatandaşlar iki toplu merkezde topladık. Bunlardan bir tanesi eğitim enstitüsü, bir tanesi de bu ticaret lisesinde. Bunun dışında bizim normal afetlerde yaptığımız geçici isken işlemini yapamadık. Nedeni de bu vatandaşlarımızın güvenlik nedeniyle toplu olmaları ve mümkün olduğu kadar askeri birliklerin yakın yerlerinde barınma istemleriydi. Bu nedenle bu iki merkezi oluşturduk. Sayın Kaynak, kaç yurttaşımızı bu binalarda iskan ediyorsunuz? Şu anda 2000 civarında, 1100 tanesi ticaret sitesinde, üst tarafı da eğitim enstitüsünde barınmaktalar. Bu sayı her gün değişiyor. Şöyle, vatandaşlar ilk buraya geldikten sonra özlemleri kendi yıkılan ya da yağma edilen konutlarını gidip görmek ve oradaki en ufak eşyalarını toplayıp buraya getirmek eğilimindeler. Yalnız gittikten sonra hemen geri dönüyorlar.
bir apartmanda yine kapıcı olarak çalışıyordum. Yalnız yerimizin yapılmadığından daha çoluk çocuğumuzu da götürmemiştik. Ben oradan emaneten gidip geliyordum. Zor güç olayın başladığı gün kendime eve attım. Kendime eve attıktan sonra biz içeriye girdik. İçeriye girdikten sonra nasıl geleceğimizi düşündük, tasarladık. Babamgil vardı. Babamgil'in oraya sığındık. Oradan 30-40 kişilik bir şey meydana geldi. Bir topluluk meydana geldi. Karşı taraftan. Karşı taraftan bunlar karşı şeyler, saldırganlar bizlere barikat kurarak cephe aldılar yani. Biz pencerelerde bunlara seyrediyoruz. Yürük Selim karşı taraftadır. Biz Selim tepede oturuyoruz. Bunlar mevzilenince artık biz tamam dedik. Hepimiz gittik dedik. Çoluk çocuğumuzu yanımıza aldık. Nasıl gideceğimizi şaşırdık. Gözümüzün yamacından karşı evlere, karşı evlerden artık bize dönünce iş işten geçti. İçeriden artık nasılsa fırlamaya çalıştık. Oradan ateş geliyor. Ve 4-5 kişiyi kendi gözümle gördüm. Benzin ellerinden bile fıçılarla benzinleri taşırlarken evlere gördüm. Bez yakıyorlar, camları kırıyorlar, o bezleri basıyorlar içeriye. Arkadan dinamit ve bomba içeri koyuyorlar, patlatıyorlar. Biz dedik yanmadan bari gözümüzün yamacına. Çünkü biz can çekişmesi yaparken çoluk çocuğumuz yanacaktır diye dışarı fırlayak dedik. Dışarı fırlarken bizi kurşun yağmuruna tutuyorlar. Bu benim çocuğum, büyük çocuğum kafasından kurşunla yaralandı. Yalnız saçmadır herhalde, çıkarttılar burada. Nihayete baktık tanklar geldi. Tanklar gelince biz feryat ettik içeriden. İmdat, imdat diye yanıyoruz, aman ölüyoruz, gitmeyin diye yalvardık pencereden böyle bağırdık. Tankları bırakamadık. O zamana kadar kapı zaten parçalandı, kalbura çevrildi. Kapıyı kırmışlardı. Hepimiz birlikten balkondan daha aşağı atlayarak tankların arkasına sığınaraktan tanklarla beraber sürünerek hatta gelirken tankların bir tanesine kadının birisinin ayağının geçtiğini gördük. Onu beri çekerken ayağı buradan şey olmuştu, zey olmuştu ayağı. Efendim olayların başladığı gün korku ve çığlıklar içinde evlerimizde saklandık, ölümlerimizi bekledik. Sırayla ev ev yaktılar, yıktılar ve gözümüzün önünde öldürdüler. Başımızı alıp kaçacak yer bulamadık. 60 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 100 kişi, 150 kişilik demir kapısı olan evlerde bekledik. Demir kapılara bomba attılar, dinamit attılar, tahrip kalıbı attılar. Makinelerle tarattılar bizi. Yurtsuz bıraktılar, evsiz bıraktılar. Evlerimizi hep yaktılar, yıktılar. Pel perişan kaldık. Peki siz bu olaylardan kurtulup nasıl geldiniz buraya? Bizim bu olaylarda kurtulmamızın nedeni bir mucize eseri oldu. Sıra gelmemişti bize. Askeri panzerler, tanklar geldi. Tankların önüne kadınlarımız yattı, bizi kurtarın dedik. Tankların gölgesi altında kaçtık. Askeriye geldik, sığındık. Sağ olsun askeriye bizi kurtardı. Yoksa iki gün, bir gün ölümle pençeleştik. Evin içinde titredik, çoluk çocuk üst üste kaldık. Peki burada ihtiyaçlarınız karşılanıyor mu? Rahatınız nasıl? İhtiyaçlarımız sağ olsun karşılanıyor. Rahatımız çok da değilse az az barınıyoruz. Yalnız iltica hakkı istiyoruz. Başka vilayetlere iskan hakkı istiyoruz. Burada yaşamak zor. Otomatik silahların altından ve uzun menzilli silahların altından yerde sürüne sürüne, duvardan duvara atlaya atlaya şu çocukların ellerinde tuta tuta yerde sürüne sürüne ecel teri töke töke geldik biz. Evsiz kaldık, yursuz kaldık. Bir çöpümüz kalmadı. Ben eve gittiğimden bir bez bulamadım ki şu parmağıma sarayım da bari hiç olmasa bize derdi olmasın. Dahi bir şey bulamadık yani. Anlayacaksın. İşte halimizi siz de yani görüyorsunuz. Çocuklarımızın ayakkabıları budur işte. Çırılçıplaktır yani. Biz bunları çöplüklerden topladık, getirdik. Ayakkabı yok çocuklara. Çocuklar pijamalarına gelmiştir buraya. Bize bir isken, iş. Çocuklarımız yoksa acından geberecek. Önümüz kış. 5 kuruşumuz kalmadı. Ve evde biriktirdiğimiz alın terimizi de yaktılar yani. Çocuklarımızın yiyeceğini, paralarını, elbiselerini, hiçbir şeyimiz kalmadı. Thank you.
Sayın seyirciler, yurttaşların bazıları kendi evlerine ve mahallelerine gidiyor. Şimdi biz de Yörükselim Mahallesi'ne gidiyoruz ve onların yerleşmesini tespit edeceğiz.